Selamun aleyküm. Ben Atiye Aslan. Yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomda sizlere tır kullanırken devir saatini nasıl ayarlayacağız? Doğru devir saati nasıl olmalı? Bunların bilgisini aktarmak istiyorum. Bu sırada hala kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi sizlere videomun konusuna geçmeden önce bir soru yöneltmek istiyorum. Uzun süre yaz mevsiminde uzun süre kurak geçen bir dönemden sonra yağmur, yağış başlarsa ilk önce ne yapmalıyız? Doğrusu nedir? Bu soruma da sizlerden cevap bekliyorum. Bilenler cevaplar, bilmeyenlerse o cevapları okuyarak öğrenmiş olur diye düşünüyorum. Kurak geçen, uzun süre kurak geçen bir dönemden sonra yağmur yağdığında ilk başta ne yapmalıyız? Bunu soruyorum sizlere. Şehir içinde ya da şehir dışında görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Hemen şimdi devir saatimizi tanıyalım. Arkadaşlar, devir saatimizde görüyorsunuz 0'dan 25'e kadar çıkıyor. Bu devir saatimizdeki rakamların sonuna biz hep 200 ekliyoruz. Hatta burada görünüyor, görüyorsunuz. Çarpı 100 diyor. Çarpı 100 yani 5 demek 500, 10 demek 1000 devir, 1500 devir, 2000 devir, 2500 devir. Şimdi aracımızı çalıştırdığımızda genellikle normal aracın rölanti devri 700-800 devir saattir. 700-800 devir saattir. Biz yolda giderken, düz yolda giderken yeşil bölge var burada. Yeşil bölgenin ekonomik sürüş bölgesi burası. Yeşil bölgenin başlarında benim size tavsiyem 1200 devir. Düz yolda giderken 1200 devir. Rampa çıkarken ekonomik sürüş bölgesinin, yeşil alanın en üstünde. Düz yolda en alta yakın, rampa çıkarken üste yakın kullanmalıyız. Burada bir de sarı bölge var. Bu sarı bölge ne işe yarıyor? Sarı bölge motor freni bölgesidir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yokuş aşağı inerken ayak frenimize, balatalarımıza yardımcı olmasını istiyorsak, rampa aşağı inerken motor freni kullanırken sarı bölgede kullanacağız. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Motor freninin %100 fayda sağlaması için devir saatimiz sarı bölgede olacak. Orada motor freni kullanacağız. Eğer hiç motor freni kullanmadan ineceğim ben diyorsak, bu sefer ben size tavsiyem yaklaşık 1400-1500 devir saatte iniş gerçekleştirebilirsiniz. Yalnız bu söylediğim devir saatleri normal kuru havalar için geçerli, normal havalar için geçerli. Kar, kış gibi yağışlı havalarda, kaygan zeminlerde bu devir saatleri geçerli değil. Onlarla da ilgili sizlere bir video çekmeyi Allah nasip ederse düşünüyorum. Bunu da belirttikten sonra bu alta doğru da 2500 devirin orada da bir kırmızı görünüyor. Kırmızı ne? Aracımızın tehlikeli, motorumuz için tehlikeli bölge demek. Kırmızı bölgeye hiçbir zaman devir saatimizi, ibremizi getirmeyelim kırmızı bölgeye. Tekrar ediyorum. Düz yolda giderken yeşil bölgenin başlarında, rampa çıkarken sonlarına doğru, rampa aşağı inerken motor freni kullanacaksak sarı alanda kullanacağız ve kırmızı alansa motorumuz için tehlikeli alan olduğunu unutmayalım. Rampa aşağı inerken de motor freni kullanmak istemiyorsak, motor freni kullanmıyorsak da 1400-1500 devir aralığında
kullanarak böyle sarı bölgeye geldiğinde fren yapıp tekrar sarı bölgeye geldiğinde tekrar fren yapıp aşağıya devir saatimizi düşürebiliriz. Arkadaşlar lütfen videoyu tekrar tekrar izleyerek iyice anlamaya çalışalım. Çünkü bazen bir sefer izlemekle tam olarak anlayamayabiliyoruz. Düz giderken ekonominin başında, rampa çıkarken ekonominin sonuna doğru, rampa aşağı inerken motor freni kullanırken ise sarı devir aralığında kullanacağız. Bunları sizlere aktardım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir dahaki videoda görüşebilmek umuduyla sizi en güzeline Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.